Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Güçlü etkileşimler bir diyoruz arkadaşlar. Yani ilk güçlü etkileşimimiz olan iyonik bağdan bahsetmeye başlıyoruz. Tabii ki ilerleyen derslerimizde de yine iyonik bağ üzerine ve güçlü etkileşimlerin diğer türleri üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Peki neler öğreneceğiz? Şöyle bir bakalım. Lewis sembolleri diyeceğiz. İyonik bağların oluşumu diyeceğiz. Ve iyonik bileşiklerin örgü yapısı diyeceğiz. Sonraki dersimizde de iyonik bağların adlandırmasını yapıyor olacağız. Daha doğrusu iyonik bağlı bileşiklerin adlandırması yapıyor olacağız. Müzik Tekrardan merhabalar hepiniz arkadaşlar. Baya bir alatur soran var. Ben oldukça iyiyim. Umarım siz de benim kadar iyisinizdir en az. Kimyasal türler arası etkileşimleri şöyle bir hatırlayalım nasıl sınıflandırdığımızı. Demiştik ki kimyasal türler arası etkileşimler güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olmak üzere iki temel başlıkta incelenir. Hatta güçlü etkileşimlerin tamamının kimyasal özellik taşıdığını dolayısıyla bunları kimyasal bağlar. Zayıf etkileşimlerin de fiziksel özellik taşındığını dolayısıyla fiziksel bağlar olarak adlandırabileceğimizden bahsetmiştik. Güçlü etkileşimleri iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere 3 alt başlığa ayırmıştık. Zayıf etkileşimleri ise Van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağ olmak üzere 2'ye ayırmıştık. Hidrojen bağları zayıf etkileşimlerin en güçlüsüydü. Van der Waals kuvvetlerinin de alt türleri vardı. Bunların hepsinden ilerleyen derslerimizde detaylı detaylı bahsediyor olacağız zaten. Bizim işimiz şimdi iyonik bağla. İyonik bağ geçmeden önce güçlü etkileşimleri anlayabilmemiz için Özellikle iyonik bağ ve kovalent bağ anlayabilmemiz için Lewis sembollerini anlamlandırmamız gerekiyor. Lewis sembolü nedir? Elementlerde Lewis sembolünü nasıl gösteririz? Ve bu gösterdiğimiz Lewis sembollerinden yola çıkarak bileşiklerin Lewis formülleri nasıl oluşturabiliriz onlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar katman elektron dizilimini yapmayı zaten biliyoruz. Şimdi tek tek elementler üzerinden gidecek olursak hidrojenin katman elektron dizilimi nasıl mesela bir tane protonu bir tane de elektronu var. Dolayısıyla şöyle tek katmanda bir tane elektron yazacağız. Lityum 3 olduğuna göre hani şöyle bir şey demiştik 2 8 8 2 ilk 20 element için taşıyabileceğimiz en fazla elektron sayısı bu şekildeydi ve katmanlara bu şekilde dağılabiliyordu. Dolayısıyla lityumun elektron dağılımı 2'ye 1 şeklinde olmalı. Berilyumdan bahsediyorsak 2'ye 2. Bordan bahsediyorsak 2'ye 3 olacak. Karbon 2'ye 4. Azot 2'ye 5. Oksijen 2'ye 6 olacak. Flor 2'ye 7 olacak. Neon 2'ye 8. Helyum neden sona saklandı? Çünkü orada çok özel bir durum var. Helyum'un da sadece bir tane katmanı var. Orada iki tane elektron var. Bundan bahsettik. Şimdi bunların değerlik elektron sayısını yazacaksak, değerlik elektron sayısı demek son katmanda yer alan elektron sayısı demek. Dolayısıyla hidrojenin değerlik elektron sayısı bir. Lityum'un değerlik elektron sayısı o da bir. Berilyum'un değerlik elektron sayısı iki. Borun değerlik elektron sayısı 3, karbonun ki 4, azotun ki 5, oksijen 6, flor 7, neon 8, helyum 2. Bunları yerine yazabiliriz. Şimdi Lewis sembolüne geldiğimiz zaman bir elementin Lewis sembolü hazırlanırken önce gideriz elementin sembolünü yazarız. Ardından da kaç tane değerlik elektronu varsa bunu etrafına dört bir etrafına noktalarla koyarız. Bir tane değerlik elektronu var o zaman sadece bir tane nokta koymamız yeterli olacak. Eğer lityumsa aynı şeyi onun için de yapacağız. Bir tane değerlik elektronu var sadece bir tane nokta koymamız yeterli olacak. Berilyumda iki tane değerlik elektronu var. Berilyumun sembolünü yazdık. Şimdi iki tane nokta koyacağız. Dedik ki 4 bir etrafına öncelikle 4 etrafına birer tane yerleştireceğiz. Ardından devamı da varsa e, çiftleyerek devam edeceğiz. Birazdan azottan sonra bunu görürüz zaten. Berilyumda bir tane buraya bir tane buraya koyacağız. Bordan bahsediyorsak değerlik elektron sayısı 3. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya koyduk. Şimdi nereye koyduğumuz önemli değil. Nereden başladıysak oradan devam ederek 4 tane yani 4 köşesine elektronları yerleştirmeye devam edeceğiz. Karbona geliyorsa karbonun 4 tane değerlik elektronu var. Dolayısıyla mesela buradan başladıysak 1 2 3 4 diyeceğiz. Her bir köşesine birer tane elektron koyacağız. Azota geldiğimiz zaman 4 köşe var ama 5 tane elektron var. Şimdi bu durumda şunu yapıyoruz. 5 elektronu buradan başladık diyelim. Bir tane nokta koyduk. 2 3 4 hala da elektronumuz var. Çünkü beş tane değerlik elektronu var. Devam ediyoruz ve çiftleyerek yani başta koyduğumuz elektronu ikincisinin yanına yerleştirerek yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Azotun Lewis sembolü buymuş. Oksijenden bahsediyorsak yani 6A grubu elementlerinde bunu söyleyeceğiz mesela. Değerlik elektronları 6 olduğu için ne yapacağız? Buradan başladık diyelim. 1 2 3 4 5 ve 6 şeklinde devam ettik. Yani ikinci tura döndüğümüz zaman elektronları çiftlemeye başlıyor olacağız. Flor'dan bahsediyorsak 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elektron koyduk. Dolayısıyla ne oldu şimdi? 3 tane çift, bir tane tek elektron var. Oksijenden olduğu 2 tane çift, bir tane 2 tane tek elektron var. Bu şekilde yerleştirdik. Ne ona geldik? 8 tane değerlik elektronu varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane elektronu bu şekilde köşelere koyduk. Arkadaşlar burada bağ kapasitesi bize etrafındaki yalnız kalan elektronlar tarafından belirlenir. Yani hidrojenin bağ kapasitesi kaçmış sadece bir tane yalnız elektron var dolayısıyla bağ kapasitesi bir. Yani sadece bir tane bağ yapabiliyor. Lityumun da aynı şekilde sadece bir tane bağ yapma şansı var. Berilyumda yalnız iki elektron var iki tane bağ yapar diyeceğiz. Borda üç tane var dolayısıyla bağ kapasitesi üçtür diyeceğiz. Karbonda dört. Bakın azota geldiğimiz zaman azotta 5 tane elektron olması onun 5 bağ yapacağı anlamına gelmiyor. Bağ kapasitesini dedik ki yalnız elektronlar bize söyler. Dolayısıyla 3 tane bağ yapacaktır. Oksijen neden 2 tane hidrojene karşılık bir tane oksijen su bileşiğini oluşturuyor? Çünkü hidrojenin bağ kapasitesi 1, oksijenin bağ kapasitesi 2. O yüzden her bir elektronuyla birer tane hidrojenle bağ yapıyor. O yüzden H2O şeklinde oluyor formülümüz. Dolayısıyla buradaki yalnız elektron sayısı bize bağ kapasitesini söyler. Bunu unutmuyoruz. Florun bir olduğunu görüyoruz. Yalnız elektronu bir tane. Burada 7 tane elektron olması onun bağ kapasitesinin 7 olduğunu bize göstermez. Yalnız elektron sayısı bir olduğu için bağ kapasitesi birmiş. Tabii ki bunu bütün halojenler için söyleyeceğiz. Klorda da aynı şekilde. Bromda da. iyotta da. Geçiyoruz neona. Neonda 8 tane elektron var ama hiç bağ yapmıyor. Neden? Çünkü bütün elektronları çiftlenmiş durumda. Yani yalnız elektron yok dolayısıyla bağ yok. O yüzden neon soy gaz özelliği gösteriyor. Yani kararlı yapıda yani hiç kimseyle bağ yapmıyor bileşik oluşturmuyor. Şimdi helyumu neden sonra sakladığımızı buradan anlayacağız. Çünkü helyumun bağ, e, değerlik elektron sayısı 2. Gelip de berilyum gibi elektronlarını yan yana yazarsak helyumun iki tane bağ yapacağını göstermiş oluruz. Bağ kapasitesini iki demiş oluruz. Oysa ki helyum bir soy gazdır. Dolayısıyla bileşik yapısına girmez. Bu bağ yapmadığı anlamına geliyor. E bağ yapmadığı nasıl ifade edeceğiz? Helyumda ayrı olarak istisna olarak bu iki noktayı şöyle yan yana yazacağız. Yani elektronlar çiftlenmiş durumdadır. Dolayısıyla bağ falan yapmazlar şeklinde göstermiş olacağız. Bütün elementler için bunu yazarız. Atıyorum devamı gelsin. Magnezyum diyorsak 282 2 şeklinde olacak hemen şurada yapalım mesela. 12 olduğuna göre 2 8 2'dir diyeceğiz. O zaman magnezyumun 1 2 tane elektronu olmalıdır. Çünkü değerlik elektron sayısı 2'dir. O zaman bağ kapasitesi de 2'dir şeklinde yorumlayabiliriz. Burada oktet ve dublet kurallarını şöyle bir hatırlamamız gerekiyor. Bunlara ihtiyacımız olacak çünkü dublet ve oktette bütün elementler arkadaşlar bağ yaparken, bileşik oluştururken e soy gazlara benzemek ister İşte bu kural aslında Hani aklımıza genellikle şöyle kaydediyoruz 2'ye tamamlama kuralı dublet 8'e tamamlama kuralı oktet Bu kadar basit indirgemememiz lazım aslında Helyuma benzeme kuralı dublettir Çünkü ikinci katmanı 2'ye tamamlama bir dublete uygunluk durumu değildir Sadece bir tane katmanın olacak Orada iki tane elektron olacak Yani tıpkı helyum gibi olacaksın ki Dublet kuralına uygun hale davranışa sahip olasın bunun dışında diğer soy gazlara benziyorsan bu zaman 8'e tamamlamış oluyorsun katmanını işte o zaman da oktete sahip olmuş oluyorsun. Şimdi hangi elementler hangi kurala uygun davranışa geçerler ve bu uygun davranışa sahip olmak için nasıl bir iyon oluşturmaları gerekiyor ya da nasıl yüklenmeleri gerekiyor bunu inceleyecek olursak. Mesela hidrojen kime daha yakın bir konumda? Elektron dizilimlerine baktığımız zaman tabii ki helyuma daha yakın bir korunda. Peki nasıl helyuma benzer? Şimdi bir tane katmanı var orada da bir tane elektron var. Dışarıdan bir tane elektron alıp bunu ikiye tamamladığı anda oktet kuralını, dublet kuralını özür diliyorum uygun davranışa geçmiş olacak. Dolayısıyla dışarıdan bir elektron aldığı zaman hidrojen eksi bir yükle yüklenmiş olacak. Ama bu eksi bir yükle yüklenirken elektronlarını da Lewis sembolünde göstereceksek belirtmemiz gerekecek. Hidrojen tıpkı helyum gibi şöyle iki elektronlu olacak ve eksi bir yükle yüklendiği için de bunu kapalı parantez içerisine alıp belirtmemiz gerekecek. Katyon olurken ne olacak peki? Lityum ikiye bir. Şimdi bunun normalde Lewis sembolü nasıldı? Lityum şöyle bir noktası vardı. Şimdi bu Helyuma benzemesi için şu elektrondan kurtulması gerekiyor. O elektrondan kurtulduğu anda ne oluyor peki? Lityum artı bir yüklü hale geliyor. İşte lityumun iyonunun Lewis sembolünde bu şekilde gösterebiliyoruz. Sembolünden bir tane elektrondan kurtuldu ve elektron dizilimi tıpkı helyuma benzedi. Berilyuma gelecek olursak nasıl benzer? Şu iki elektrondan kurtulduğu zaman tıpkı helyuma benzer. O zaman berilyumu normalde nasıl gösteriyorduk? Şöyle iki tane noktası vardı. E bu iki elektronun ikisi birden gittiğine göre berilyumun artık hiçbir noktası kalmadı. E 2 elektron kaybettiğine göre de artı 2 yüklü hale geldi. Dolayısıyla berilyumun artı 2 yüklü hali tıpkı helyuma benziyor. Yani dublet kuralına uygun davranıştı. İşte bileşik oluştururken de bu forma girmek zorundalar. Bordan bahsediyorsak bor normalde nasıl şöyle 3 tane elektronu var 3 tane noktayla bunu gösteriyorduk. E, helyuma benzemek istiyorsa şu 3 elektrondan kurtulması gerekiyor. Dışarıya verdiği bu 3 elektron sayesinde bor artık hiç elektronunu göstermeyeceğiz Lewis formülünde ve artı 3 yüklüdür diyeceğiz. İşte bu onun dublet kuralı. Oktete geçtiğimiz zaman mesela flordan bahsedelim. Flor son katmanda 7 elektron var. E ne yapmak ister? Dışarıdan bir tane elektron aldığı zaman tıpkı neona benzer. Dolayısıyla flor normalde nasıldı? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elektronu vardı. Dedik ki dışarıdan bir tane elektron aldığı zaman tıpkı neona benzeyecek. O zaman o aldığı elektronu da şuraya koyalım. Ve bunu kapalı paranteze alalım dışarıdan bir elektron aldığı anda eksi bir yüklü hale geçecek. İşte bu florun neona benzediği yani oktet kuralına uygun olduğu durum. Oksijenden bahsediyorsak oksijen 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır demiştik. E ne yapması gerekiyor oktete uymak için ya da neona benzemek için? Dışarıdan iki tane daha elektron alıp şurayı 8'e tamamlaması gerekiyor. O zaman biz bu elektronları yerine yazdığımız anda Tıpkı neon gibi bir görünüşe sahip olacak ve dışarıdan 2 elektron aldığı için de eksi 2 yüklü hale gelmiş olacak. Sodyuma bakalım. Bir tane elektron var fazladan kurtulması gereken. O zaman normalde sodyumun şöyle bir tane nokta yazmamız gerekiyordu. O noktayı yazmıyoruz çünkü bu elektron gitmiş oluyor. Oktete uygun olması için artı bir yüklü hale geliyor. Alüminyum aynı mantıkta. Şu 3 elektronunu verdiği zaman ne yapacak? Artık hiç noktası kalmayacak ve artı 3 yüklü hale gelmiş olacak. Argon'a benzeyenlere bakalım. Fosfor son katmanında 5 elektron var. E dışarıdan 3 elektron aldığı anda Argon'a benziyor. Tıp atıp aynısı oluyor. Dolayısıyla fosfor normalde nasıldı? 1, 2, 3, 4, 5'ti. Dışarıdan 3 elektron aldı. Dolayısıyla bunlar artık çiftlendi ve kendisi eksi 3 yüklü hale geldiği anda tıpkı Argon'a benzedi. Yani oktet kuralına uydu. Klor dışarıdan sadece 1 elektron alması yeterli. O zaman ne diyeceğiz? 7 tane zaten kendi elektronu vardı. Bir tane dışarıdan aldı. 8 oldu ve eksi 1 yüklü hale geldi. Potasyuma gel. Şu elektronun vermesi yeterli. Aynı mantıkla. Dolayısıyla potasyumun artı 1 yüklü olması bizim için yeterlidir. Oktet kuralına uygundur. Kalsiyum şu iki elektrondan kurtulmak isteyecek. O yüzden kalsiyumun artı 2 yüklü hali onun Lewis sembolünü bize vermiş olacak ve oktet kuralına uygun davranışa geçmiş olacak. İşte bu davranışa geçtikleri anda da bir eşik yapısını oluşturabilirler. Artık geçelim iyonik bağlardan bahsetmeye. İyonik bağların oluşumu dediğimiz şey arkadaşlar metal ve ametal arasındaki elektron alışverişine dayanan bağ yapısıdır ve zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetidir şeklinde tanımlayacağız. Nasıl oluşuyor peki? Bir tane metal var elimizde. Metal elektronu verdiği zaman ne yapıyor? Artı yüklü hale geliyor. Katyonu oluşturuyor yani. A metal ise metalin verdiği bu elektronları alan taraf oluyor. Aldığı zaman ne yapıyor? Eksi yüklü oluyor. Yani anyon oluşturuyor. Tanım ne diyordu bize? Zıt yüklü iyonlar arasında. Yani buradan oluşan katyonla buradan oluşan anyon arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetine iyonik bağ diyeceğiz ve bunların bir araya gelerek oluşturduğu bileşik yapısına da iyonik bağlı bileşik veya iyonik bileşik diyeceğiz. Şimdi lityum ne yapar mesela? Hemen derlik elektronunun bir olduğunu görüyoruz. Yani şu son katmandaki bir tane elektron var. Ondan kurtulmak istiyor. Neden? Dublete uygun hale gelmek istiyordu. Flor Şöyle 7 tane elektronu var son katmanında. Ne yapmak istiyordu? Şuraya bir tane elektron eklemek ve böylece oktetine uygun davranışa geçmek istiyordu. İkisi de amacına uyması için lityum elektronunu götürür flora verir. Şimdi lityum elektronunu verdiği anda artı bir yüklü hale gelir. Bir katyon oluşturur. Flor lityumdan aldığı bu elektron sayesinde eksi bir yüklü hale gelir. Ve o doktetine uygun hale gelir. İşte bunlar arasında elektrostatik çekim kuvveti oluştuğu zaman Buna iyonik bağ deriz. Yani bu elektrostatik çekimden zıt yükler arasındaki çekimi mıknatıs mıknatısların zıt kutuplarının birbirini çekmesi gibi düşünebiliriz aslında. Tabii ki mikro boyutta bu olay gerçekleşiyor ve bu da o iyonik bileşik için deviz formülü olacak. <laughs> Birkaç tane örnek yapalım bakalım. Berilyum ve oksijen arasında oluşan bileşiğin deviz yapısını bizden istiyorsa bunlar ne yapar? Şimdi berilyum hemen biliyoruz ki 2'ye 2 iki olmalı. Oksijen 2 6 olmalı. Şimdi biz bunun Lewis sembolünü yazdığımız zaman berilyuma şöyle iki tane nokta koyacağız. Oksijen de şöyle yazalım. 6 tane nokta koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olmak üzere. Berilyum ne yapmak istiyor? Berilyum şu iki elektrondan kurtulmak istiyor. Tıpkı helyuma benzemek için yani dublete uygun olmak için. Oksijen ne yapmak istiyor? Dışarıdan iki tane elektron almak istiyor ki oktete uygun hale gelsin. Şimdi bunlar bir araya geldiği zaman berilyum gidecek o zaman bu elektronlarını oksijene verecek. Dolayısıyla berilyum o iki elektronundan kurtulduğu için artı iki yüklü hale gelmiş olacak. Oksijen ne yaptı? Oksijenin normalde şöyle 6 tane elektronu vardı. Berilyumdan gelen elektronları da yanına aldığı zaman oktetine uygun davranışa geçti. Dolayısıyla eksi iki yüklü hale geldi. Dolayısıyla berilyum oksit bileşiğinin levis yapısı bu şekilde oldu. Sodyum ve kükürt arasında oluşacak bileşikten bahsediyorsak. 2, 8, 1 olmalı. Değerlik elektron sayımız 1'miş. Yani sodyumun hemen Lewis sembolünün şöyle olduğunu söyleyebiliriz. Kükürt 2, 8, 6 şeklindeymiş. Yani değerlik elektron sayısı 6'ymış. O zaman kükürtün de şöyle olduğunu söyleyebiliriz. 6 tane nokta var. İkisi çift, 2 iki tane tek var. Şimdi sodyum bir tane elektron vermek istiyor. Sodyum o elektronunu verdiği zaman artı bir yüklü hale gelecek. Ama kükürt iki tane elektron almak istiyor. Bu iki elektronu birden verecek sodyum henüz ortamda yok. Dolayısıyla kükürdün isteğini karşılaşmak karşılayabilmek için ne olacak? Sodyumdan bir tane daha gelecek ki şimdi sodyumlardan birisi elektronunu şuraya versin. Diğeri de gelsin buraya versin. Böylece kükürt oktet kuralına uygun davranışa geçebilsin. Şimdi böyle olduğuna göre sodyumdan iki tane almamız gerekecek. Kükürt de bu davranışa geçtiği zaman yükü kaç olacak? Eksi iki olacak. Çünkü her bir sodyum bir tane elektron verdi. O yüzden artı bir yüklü oldular. İki tane sodyum geldi. Kükürt de Sadece bir tane kükürt var ama iki tane elektron aldı toplamda. Dolayısıyla eksi 2 yüklü oldu. Bunu sadeleştirmek daha doğrusu e, kontrol edebilmek için yüklerin toplamının sıfır olması gerektiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bu eşitliği de yakalarsak doğru yaptık demektir. 2 çarpı artı 1'den artı 2. Eksi 2 de burada var topladığın zaman sıfır oldu. Dolayısıyla doğru bir şekilde yapmışız biz Lewis formülünü. Şuna dikkat. Anyon olan kısmın yani ametalden gelen kısmın her zaman için kapalı parantez içerisinde elektronlarını belirtmemiz gerekiyor. Yani oktete mi yoksa dubleti mi uygun davranışa sahip olduğunu göstermemiz gerekiyor. Anyonun devi sembolü bu şekildedir. Magnezyuma gelelim hemen bir sonraki örneğimiz. 2, 8, 2. Dolayısıyla magnezyumun Lewis sembolü şöyle. Azota gelecek olursak 2, 5. Dolayısıyla azotun Lewis sembolü nasıl? Şöyle 5 tane noktası var. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Magnezyum 2 elektron vermek istiyor ki Oktet kuralına uygun davranışa geçti. Şu iki elektrondan kurtulsun. Azot 3 tane elektron almak istiyor bunu yapmak için. Şimdi bunları nasıl denkleştirebiliriz? Toplamda 3 tane magnezyum gelecek ki 2 tane azotu karşılayabilsin. 3 ile 2'nin burada biz en küçük ortak katına ihtiyaç duyacağız yani. Dolayısıyla 3 tane magnezyum gelip artı 2 yüklü hale gelirse 3 çarpı 2'den 6 tane toplamda elektron vermiş oldular. Azottan da 2 tane gelir ve bu 2 azot her biri üçer tane elektron alırsa dolayısıyla onlar da oktet kuralına uygun davranışa geçmiş oldu. Toplamda 6 tane elektron almış olacaklar. Böylece alınan verilen elektronlar birbirine eşitlemiş olacak ve azotun yükü de her biri 3 tane elektron aldığı için eksi 3 olacak. Şimdi bu da bizim bileşiğimizin Lewis formülünü oluşturacak arkadaşlar. 3 magnezyuma karşılık 2 tane azotu ihtiyacımız oluyor yani. Dolayısıyla eğer soru bizden Bunların bileşik formüllerini isteseydi hemen diyecektik ki berilyumlu oksijen birer tane geldiği zaman birbirlerini karşılıyorlar. elektronlarını denkleştiriyorlar. Sodyum ve kükürt geldiği zaman her iki sodyuma karşılık bir tane kükürt gerektiği için Na2S gibi bir formülü ihtiyacımız var. Magnezyum ve azot arasında oluşacak bileşikten bahsediyorsak 3 tane magnezyuma karşılık dolayısıyla Mg3 olacak. 2 tane azota ihtiyacımız var. O yüzden N2 olacak. Bu bileşiğin formülünü de bu şekilde yazabileceğiz. Geçelim iyonik bileşiklerin örgü yapısından bahsedelim. Şimdi iyonik bileşiklerde evet bir tane sodyum bir tane klora. Şimdi bileşiğin formülünü oluşturduğumuz zaman sodyum artı bir yüklü hale gelecek. Çünkü bir A grubunda yani değerlik elektronun sayısı bir. Klora geldiğimiz zaman klorda eksi bir yüklü olacak. Çünkü bir halojendir ve değerlik elektronun sayısı dir. Sodyumdan gelen elektronu klor alacak birebir eşitlenecekler. Ama Burada şöyle bir durum oluşacak. Her bir sodyuma karşı bir tane klor gelse de, her bir sodyum aslında 6 tane klorla bu elektrostatik çekim kuvvetine uygulayacak. Neden? Diyelim ki bir tane sodyumumuz var. Bu elektronunu verdi, artı bir yüklü oldu. Şuraya bir tane klor geldi, hemen yanı başına. Bir tane klor da buraya gelecek, başka bir sodyumdan elektron alarak. Bir tane klor da buraya gelecek. Bir klor da buraya gelecek. Bir klor üstte, bir klor altta düşünün. Bunların hepsiyle elektrostatik çekim kuvveti var. Çünkü biri artı yüklü, diğeri eksi yüklü. Altındaki ve üstündekini de sayacak olursak toplamda 6 tane klorla bir tane sodyumun etkileşimi var iyonik bağ var. Aynı şey klorlar için de geçer. Neden? Şurada bir tane sodyum var. Burada bir tane sodyum var. Burada da bir tane sodyum var. Altında ve üstünde bir tane sodyum var. Dolayısıyla her bir klor da 6 tane sodyumla aynı şekilde iyonik bağ oluşturuyor. İşte bu altılı yapı her sodyum 6 klorla, her klor 6 sodyumla iyonik bağ oluşturduğu zaman oluşan yapıya biz birim hücre adını vereceğiz. Bu da bize bir kristal örgü yapısı oluşturacak. Nasıl yani? Şöyle gördüğümüz üzere işte her bir klor etrafındaki toplamda 6 tane sodyumla bağ yapacak. Her bir sodyum etrafındaki 6 klorla bağ yapacak ve bu bir birim hücre oluşturacak. İşte bunlar hepsi birbirine bağlana 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 bir örgü yapısı oluşturduğu zaman ona kristal örgü yapısı diyeceğiz. Şimdi bu kristal örgü yapısının Elementlerin e, iyonik bileşiklere daha doğrusu kattığı çok önemli özellikler var. Ne gibi? Yüksek erime ve kaynama noktası gibi. Arkadaşlar bütün iyonik bileşikler oda koşullarında katı haldedir. Neden? Çok güçlü etkileşimler var. iyonik bağlar var ve bu iyonik bağlar e, birbirlerine sürekli bağlılar. Bir istif yapısı oluşturmuş durumdalar. E, dolayısıyla bunları birbirinden koparmak oldukça zor. Çok yüksek enerji istiyor. O yüzden erime noktaları yüksektir diyelim. Oda koşullarında sıvı halde bir tuz yapısı bulamayız. Yani iyonik bileşik. Sert ve kırılgandır. Yine bu e, kristal örgü yapısından ötürü bunlar tel ve lev haline getirilip şekillendirilemiyorlar. Neden? Sen çekici vurduğundan da kırılıp parçalanıyor, dağılıyor. Sert olmasının sebebi ve kırılgan olmasının sebebi de bu örgü yapısıdır diyeceğiz. Katı halde elektriği iletmezler. Çünkü sodyumlar ve klorlar evet yüklü tencikler ama birbirlerine sıkı sıkıya tutunmuş durumdalar. Eğer bu katı halde ise. Dolayısıyla... Elektriği aktaracak bir etken yok. İçin içerisinde hareketli tanecik yok. Ne zaman aktarırlar peki? Eğer biz onu suyun içerisinde çözünecek olursak. Suyun içerisinde çözdüğün anda sodyum ve klor iyonları birbirinden ayrışıp suyun içerisinde hareket etmeye başlayacaklar. Suyun içerisinde hareket eden yüklü tanecikler de elektriğin iletilmesini sağlayabilecekler. Veya biz onları sıvı hale getirecek olursak artık yine ortamda serbestçe dolaşabilen yüklü tanecikler oldukları için elektronları bir yerden başka bir yere yani elektriği aktarma şansı da sahip olacaklar. İletkenlik kazanmış olacaklar. Burası bu kısmı da biz iyonik bileşiklerin örgü yapısı olarak bileceğiz ve e, bunun kazandırdıkları özellikleri değerlendiriyor olacağız. Şimdi neler öğrendik? Şöyle bir bahsedelim bakalım. Bir elementin nevi sembolü çizilirken değerlik elektron sayısı kadar nokta element sembolünün Dört köşesine konur dedik. Tabii kaç tane varsa o kadar. Bir tane ise sadece bir tane. Üç tane ise üç köşesine birer tane koyuyorduk. Ama daha fazlaysa, dörtten daha fazlaysa ne yapıyoruz? Dört köşesine birer tane koyup sonra çiftlemeye devam ediyoruz. ikiye tamamlıyoruz. Ve e, kaç tane yalnız elektron varsa o da bağ kapasitesini bize veriyordu. Lityumun bağ kapasitesi bir çünkü sadece bir tane değerlik elektronu var ve yalnız elektron sayısı 1. Azotun bağ kapasitesi 3 çünkü 5 elektronun birisi çift oluşturmuş durumda. Yani daha doğrusu ikisi çift halinde bulunuyor. 3 tane yalnız elektron olduğu sembolde bu da onun bağ kapasitesinin 3 olmasına sebep oluyor. Metal ve ametal atomları arasında elektron alışverişi olur ve katyon ve anyonlar oluşur. Metaller elektronlarını vererek katyon oluşturuyordu. Ametaller ise metallerden aldıkları bu elektronlar sayesinde negatif yüklü iyonlar yani anyonlar oluşturuyorlardı zıt yüklü iyonlar yani bu katyonlar ve anyonlar arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetlerini ise biz iyonik bağ olarak adlandırıyorduk. Ve iyonik bağlar e, birim hücreler oluşturuyorlardı. Sodyum klorür için bunu Na6Cl6 şeklinde göstermiştik. Çünkü her bir sodyum 6 klorla her bir klor 6 tane sodyumla iyonik bağ oluşturuyor demiştik. Ve bu yapı birleştiği zaman da tamamı bir kristal örgü yapısı oluşturuyordu. O da az önce bahsettiğimiz birçok özelliği e, iyonik bileşiklere kazandırıyordu. Evet konumuzu güzelce tamamladık. Bir sonraki dersimizde iyonik bileşiklerin isimlendirmesi yapıyor olacağız arkadaşlar. Ev okul Aralık programına şöyle hep birlikte bir göz atalım. Neler yapmıştık? Kimyasal türler arası etkileşimleri bir önceki dersimizde yani 24 Aralık'ta sınıflandırmıştık. Şimdi güçlü etkileşimlerin ilk çalışmasını yani iyonik bağla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Burada tabii ki ödevlendirmemiz de olacak. Sıfırdan 9'a kimyada 118-123 aralığı, dinamo kimyada ise tesla 4-7 aralığı bizim ödevimiz olacak. Şimdi şöyle birlikte bir bakalım. Sıfırdan 9'a kimya kitabında sayfa aralığını da tekrardan hep birlikte bir gözden geçirelim. Atom ve periyodik sistem ünitesini bitirdik. Kimyasal türler arası etkileşimlerde 118 ve 120. sayfalar bizim şimdiki ödevimiz olacak. 122. sayfa daha sonra çalışacağımız kısım olacak. Bakalım neler varmış hep birlikte bir göz atalım. 118. sayfada burada bize iyonik bağın oluşumunu anlatan, Lewis sembollerini ve formüllerini anlatan bir çalışma kısmı var. Ardından da bununla ilgili 7 tane test sorusu bizi bekliyor. Eksiklerimizi kapatmak, mevzuyu tam olarak öğrenmek için. Sonrasında örgü yapısıyla ilgili ve bağın sağlamlığıyla ilgili bir çalışma var. Ardından bununla ilgili yine sorular bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Onları da çalıştıktan sonra ilerleyen derslerde iyonik bileşiklerde adlandırmayı hep birlikte yapıyor olacağız. Geçiyoruz Dinamo Kimya kitabında nereden nereye sorumluyuz? Oraya da hep birlikte bir göz atalım bakalım. Güçlü etkileşimlerde 106, 107, 108 Bizim ödevimiz olacak kısımlar 109 bir sonraki dersimize ait olacak. Hemen şöyle burada neler var? Onlara bir göz atalım birlikte. İyonik bağ oluşumu ile ilgili bir çözümlü örnek olacak karşımıza çıkan ve burada kazandığımız edinimleri 4 soruda göstermemiz gerekecek pekiştirmemiz gerekecek. Aynı şeyle fizik gösterme ile ilgili bir soru var. Bununla ilgili örnekler karşımıza çıkacak. Sonrasında iyonik bağlı bileşikler ve periyodik özellikler kısmıyla yine bir çözümlü örnek olacak. Bu daha çok fen lisesi okuyan arkadaşlara yönelik bir soru. Ve onunla ilgili sorular yine aşağıda bizi bekliyor olacak. İki kitabımızda da herhangi bir soruda diyelim ki takıldık yapılamadık. Kare kodlar bizi bekliyor olacak. Bu kare kodlar sayesinde video çözümleriyle eksiklerimizi gidebilir. Konuyu tam anlamıyla öğrenebiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Konularımızda çalıştığımıza göre ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.